Lenovo Vibe P serisi akıllı telefonlar Bay J'yi sunar. Geçen barda bir kız gördüm, yanına gittim. Yalnız mısın diye sordum. Kız gülümsedi. Şey dedim ona, yarın markete uğrayacağım, evde eksik bir şey var mı? Merhaba millet, burası Power FM. Ben uzun yıllardır bu istasyonda çalışıyorum. Neredeyse istasyon şefliğine terfi edeceğim. Öyle bir şey. Merhaba dinleyiciler, ne kadar güzel bir cuma akşamı bu böyle. Adım Bayce, Power FM'de canlı yayında prime time show sunuculuğu yapmak benim için ne kadar büyük bir onur, onu söylemek istiyorum. Gönül isterdi bu işi sadece onuru için sunayım ama biliyorsunuz karımın her hafta manikür pedikür yaptırması gerekiyor. Diğer yanda uzun süredir evliyiz. En son karının ayaklarını ne zaman gördün diye soracak olursanız eski çağlara dönmemiz gerekebilir ama sorun değil. Sorun değil. İstanbul'da nereden baksanız kalitesi bana uygun, güzelliği standartların üstünde 1 milyon ayak falan var. Üstelik pedikür paralarını da ben ödemiyorum. Yaz geldi sayılır. Yakında bikini ve mayo giyeceksiniz. Bazınız kış mevsimini hazırlık yaparak geçirdiniz ve gözlere ziyafet bir forma girdiniz. Bazınızın buna vakti olmadı. Ben forma morma girmedim. Siz spor salonundayken, belki de salonda olmasaydınız çok yüksek şansınız olabilecek, o kızla sohbet ediyordum. Ay 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 ay. İlişkiler, flörtler. Neyi özlüyorum biliyor musunuz? Yani evim var, param var. İstersem otel suitlerinde kalabilirim falan. Ama ben neyi özlüyorum biliyor musun? Annemler tatile gitsin de ev bana kalsın, onu özlüyorum. Çok ciddi söylüyorum. Mükemmel, mükemmel bir şeydi. Ev bana kalırdı ve ben evi batakhaneye çevirirdim. Ay, iyi anlamda. Evet. Annemle babam giderken şey dedi, eve dikkat, tamam? Parti marti filan vermek yok. Yok artık. Efendim Bayce? Yok artık, ne partisi babacığım, ders çalışacağım ya. Bir keresinde tatilden erken geldiler. Evde 32 kişi filanız. Herkes yarı çıplak. Artık parti bitmiş. 6 gündür süren insanlar yaralarını, berilerini, zarar ziyan bilançoları filan yapılıyor. Öyle söyleyeyim. Ve o kadar güzel geçmiş ki 6 gün. Hayatın hep böyle güzel ve mutlu olduğunu sanıyorsunuz artık. Ve anahtar sesi duydum. Kapı açılıyor. Üzerimde külot var. Sabah kahvaltısı için arkadaşlarıma Bloody Mary falan hazırlıyorum mutfakta. İçeriden bir ses duydum. Babamın sesi aynen şöyle diyor. Ben kim miyim? Ve babama kim olduğunu soran iç çamaşırlı sevgilim. Üzerinde annemin gömleklerinden biri var bu arada. Ne dedim biliyor musunuz babama? Baba ne biçim yanmışsın? Krem kullanmadın mı hiç dedim ya. Konuyu değiştirmece. Anne harika görünüyorsun dedim ama kurtarmanın yolu yoktu. Yatak odalarında yatakta 9 kişi vardı. Evet. Çarşafları değiştirecektim tabii sonra. Yani her şeyi açıklayabildiğimi varsayalım. Bir yatakta bu kadar çok kişi olmasının bir mantıklı sebebi yok açıklanabilecek. 9 çok. 9 çok fazla. Neler gördüm, neler geçirdim. 9 çok. O kadar fena cezalandırdılar ki bir daha dışarı 32 yaşında çıktım biliyor musunuz? Zaten aynı sene düğün yaptım. Ne istiyorlardı yani? Genç çocuklarının aseksüel, asosyal bir zavallı olmasını mı? Ha? Tamam belki sosyalleşirken frenin patlamış olabilir ama bak bu yaşımda bile ne kadar sosyalim hala. Fena mı olmuş? Ha? Power FM mikrofonunda Bay J var. Ayrılmayın lütfen. Neden böyleyim ben? Let's go. Oh, kim var telefonda şu anda? Yasemin var. Vejetaryen değilsin değil mi? Kesinlikle değilim. Bakalım seni daha fazla sevecek miyim? Onu test edeceğim. Diğer favorim arkasından da pirzola gelir. Yaşa! Oha Yasemin çok iyiymişsin sen. Vallahi hediyemizi verdik Yasemin'e. Ne haber millet, hava güzel olunca kim çalışmak ister ki? Kendinizi tek mi zannediyorsunuz? Hepimiz aynıyız. Birkaç küçük fark dışında aşağı yukarı aynıyız. İşte o farklardır ki bugün bu maaşla ben burada bu programı sunuyorum, siz dinliyorsunuz. Ufak tefek farklar var. Sizin yaptığınızda büyük ihtimalle ben yapamıyorum.
DNA zincirimiz aynı ama DNA'nın içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Yani evet, 4 tane molekülden oluşuyor ama molekülün içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Okey, tamam, en az 2 atomun yan yana durduğu zaman oluşturduğu şey molekül ama atomun içinde ne var onu bilmiyoruz. Proton ve elektron var ama onların içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Tamam, protonların içinde kuarklar var ama kuarkların içinde ne? Okey, tamam, kuarkların içinde jet adlı bir parçacık var. Jetlerin içinde ise H adıyla bilinen Higgs adı verilen bir şey var. Bay J bunun daha nereye kadar devam ettirecek diye soranlara, Higgs'lerin içinde ne olduğu hala araştırılıyor. Bundan sonrasını anlayabileceğinizi sanmıyorum. Kuantum filan giriyor işin içine. Söylemeye çalıştığım, benim Higgs'lerim sizin Higgs'lerinizi yenmiş bu radyo meselesinde ve bir şekilde bu küçücük birimin faydasıyla bugün hak ettiğim hayatı yaşıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Minnettarım. Daha dur kuantum fiziğini, erkekler ne ister kadınlar ne ister onu bulmaya çalışacağız. Dur sen hele ya. Dur sen. Ve bulamıyoruz. Çünkü tam bulduğumuzu sanıyoruz. Bir bakıyoruz devir değişmiş, başka şeyler istiyoruz. Ama bazı temel şeylerin yeri değişmiyor bence. Mesela erkekler ne ister? Seks, yemek, sessizlik. Tersten de okuyabilirim, anlamı değişmeyecek. Sessizlik, yemek, seks. Kadınlar ne ister? Ayakkabı, dedikodu, skandal. İki yüzeysel türüz, insanoğluyuz. Ben öyle biri değilim diye kafamı ütülemeyin. İstisnalar kaideyi bozmaz. Üstelik ben çok entelektüelim, ben çok kibarım. Klasım diyen kişi de kendini biraz zorlasa bu basit isteklerle hayatını kolaylıkla devam ettirebilir. Sadece zorlamıyor yeteri kadar kendini. Ya da bilmem ki, ezik mi hissediyor bunlarla hayatını devam ettirince. Erkek kadından ne ister? Ne istediğini aşağı yukarı biliyoruz. Kadın bu istekleri değerlendirmeyi düşünüyor mu? Önemli olan bu. Önemli olan bu. Kararı kadın veriyor. Biliyoruz erkeğin ne istediğini kadından. İyi huylu olmasını istiyor ayın her günü. Sessiz, iyi huylu. Tıpkı biz erkekler gibi iyi huylu ve sessiz. Çok konuşan erkeği sevmem. Yani uyuşturucu kullandıysa ve bunu mazeret olarak kullanıyorsa bile kendini kontrol etmeyi bilmek zorunda. Böyle bir şey yok. Böyle kabul etmiyorum. Hepimiz her gün uyuşturucu kullanıyoruz. Böyle konuşuyor muyuz çok? Allah korusun. Hiçbir şey kullanmam. Çok fazla sevgilisi olan erkeklerde vardır benim türüm. Sürekli bir yerlere geç kaldığınızı düşünürsünüz. Yetişmek için hızlı yaşarsınız. Bu program ondan böyle hızlı. Bir de patron şey dedi. 3,5 dakikam var. Ne anlatacaksan o 3,5 dakikaya sığdır dedi. Patron dedim, bu benden istediğiniz, karımın evliliğimizde benden istediği şeye benziyor biraz yalnız. 20 kişiyi küçücük bir odaya sokmamı istiyorsunuz. Sen 20 kişi misin Bay J? Yani şizofrenim en son ne seviyedeydi baktırmadım. O aşağı yukarı o öyle, o rakamlar. Lenovo White Pay serisi akıllı telefonlarla Bay J devam edecek. Lenovo White Pay serisi akıllı telefonlarla Bay J devam ediyor. Cep telefonuyla konuşmamızı sağlayan rakip şirketler arasında bu kadar büyük bir rekabet varken nasıl oluyor da hala bu faturaları giydirmenin bir yolunu buluyorlar bize gerçekten? Böyle geçirilmez ama ya, gerçekten. Ben de mi gitsem şu etler ve pişirme teknikleri? Ama ben daha çok şey, mangalcıyım ya. Kömürü yakacağım, sonra da eti yakacağım. You're listening to Bay J on Power FM. İyi akşamlar, ne haber dinleyicilerim? Benim adım Bay J. Dün bir arkadaşım söyledi, çok ünlüymüşüm. Evet. Ben ünlü olduğumu ne zaman anladım biliyor musunuz? Seneler önce babamın ameliyatını yapan doktor bir fotoğraf çektirebilir miyiz beraber diye. Yanıma gelince. Yani beni ameliyathaneye sokmasına gerek yoktu. Babamın prostatını bu kadar yakından görmek istemiyordum ben. Şöhret bana ne getirdi? Bunu konuşalım isterseniz. Çok kısa anlatmaya çalışacağım. Normal şartlarda asla takılamayacağım kızlarla takılma şansı buldum. Net. Net. Yani uğraşsam yine ilişkim olurdu büyük ihtimal. Ama düşünsene, yalan söylememe bile gerek kalmadan ilişkiler yaşadım. Güzel ve zeki kadınlarla. Zekiydiler ama benimle ilişki yaşadıklarına göre çok da akıllı olmadıklarını varsayarsam lütfen bana kızmayın. Hani ne halt olduğum o kadar ortada ki. Yani dişi bir kunduza bile teklif etsen beni al kemir diye saçmalama diyecektir. Yani anladın mı? Hastalık kapmak istemiyorum. Neyini kemireyim ben senin? Evet. Geçen gün bir internet sitesi annemi aramış. Ünlü bir radyo sunucusunun annesi olmak nasıl diye. İşte anneler günü röportajı falan öyle bir şey yapalım demişler. Evet. Annemin söylediklerini özetliyorum size. Şöyle diyor.
Oğlum Bahçe sayesinde kaba, çirkin, tatsız, iğrenç biri olan kocamın kıymetini anladım. Kendimle gurur duyuyorum demiş. Bu korkunç yaratıktan insan içine çıkıp dolaşabilen bir canlı türü yarattığım için. Ayrıca... Şimdi size vermeyeceğim ama yaramazlık yaparsa diye ablasının pembe kıyafetiyle bir resmi var elimde. Biraz eskide yaşıyorlar babamla. Cep telefonunun mesela inanılmaz zengin insanlara göre bir şey olduğunu düşünüyorlar. Mesela herkesin yanında çıkartma cebinden dedi annem, nazar değer. Nazar mı değer? Nazar. Anneciğim ben Suadiye'de yaşıyorum. Sokaktaki dilencinin akıllı telefonu var. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Bir de bu annelerin erkek çocuklarına olan takıntısı nedir Allah aşkına ya? 23 yaşına gelmiştim. Annem her gün sakın bir kızın yanında soyunma, nazar değer diyordu. Bir sürü insan bana şey diyor. Ya nazara inanmıyor musun Bayce diyorlar. Dalga mı geçiyorsun? Nasıl göz var üstümde biliyor musunuz siz? Ha bir de benim üstümde hiç göz olmamasından çok fazla göz olmasına geçişim çok hızlı oldu. Adapte olamadım. Yani küçükken çok tercih edilen bir tip değildim. Bu komedi işiyle birlikte sapıklarım falan oldu. Ya benim olacaksın ya kara toprağın diye üstüme gelen kadınlar falan böyle. Hayır. Kara topraktan daha da çirkin olmasalar ben yapacağımı bilirdim ama işte. Evet. Oldu ya. Orada işler tıkırında arkadaşlar. Yani fena değil. Peki diyor, bu ani başarının sırrı nedir? Şimdi bazıları büyü yaptığımı söylüyor. Kime? Yani rakiplerime diyecek olsam zorlanırdım. Rakibim yok. Artı hadi büyü yaptım en önemli rakiplerime. Neden eskisinden en ufak bir farkı yok yaptıkları işlerin? Millet çok acayip ve günden güne acayipleşiyor. Kimse hatayı kendinde aramıyor. Kocamla aram bozuldu. Kesin Bay J büyü yapmıştır. Ya yani ben büyü yaptım diye kocanla aranız bozuldu öyle mi? Yani 23 yaşındaki üniversiteli sevgilisinin adamın hiçbir etkisi olmadı. Yani böyle bir şey yok değil mi? Ayakkabı satış elemanlarını çok iyi anlıyorum. Komisyon alacakları için ısrarcı olabiliyor ama sandalet almaya girip de ayağıma uymadığı zaman, o zaman onun yerine size itfaiyeci çizmesi verelim gibi böyle saçma sapan bir şeyle geldikleri zaman, açık konuşacağım, siz yabancı değilsiniz. Pimpon topunu sadece yutarken canınız yanmıyor. Pimpon topu yutanın iki defa canı yanıyor. Bugün Cuma ayın 13'ü. Ancak wow endişe etmenize gerek yok. Cuma günü ama zaten yani 13 Cuma'nın uğursuz bir gün oluşu tamamen hurafe. Kime ne olmuş ki bugüne kadar? Ne Cuma 13'ler gördüm? Ne oldu ki? Yani iki üniversite bitirmiş olmama rağmen radyo sunuculuğuyla hayatımı kazanmaya çalışıyor olma durumum çok şanslı bir durum değil ama olayın bir de iyi yanına bakalım. Bugün pazartesi olabilirdi. Evet. Hafta sonu geldi. Bayce, ben uğurlu gün, uğursuz gün diye bir şeyin varlığına inanmıyorum. Yine de alabileceğimiz bir takım önlemler olabilir. Mesela bir, asla size ayağını satmaya çalışan bir tavşana güvenmeyin. Ya, not ediyorsunuz değil mi bunları? Ha? Evet, bir takım önlemler, uğurlu uğursuz önlemleri. Asla bir aynanın altından geçmeyin, bir kara kedi kırmayın. Bu arada bir aynanın altından geçiyor olmak için bayağı fantezi bir yatak odasında olmanız gerekiyor, onu da söyleyeyim. Muhtemelen yalnız da değilsinizdir. Bu yüzden ne kadar uğursuz olursa olsun bir iyi yanı var. Bunu çıkaralım. Zaten yanlış, ters söyledim. Kedinin altından geçmeyin ve merdivenle adam öldürmeyin gibi bir şey olacaktı. Peki tamam. 3. 4 yapraklı yonca şans getirir, kurutup kağıda sarıp içmediğiniz sürece. Bugün cırcır böceği ezmek büyük şanssızlık getirebilir. Özellikle de cırcır böceğine. 5 tekrar tavşan ayağına gelecek olursak. Uğur filan getirmez. Bana inanmıyorsanız tavşana sorabilirsiniz. Nasıl? Tavşanla insan konuşmaz mı? Bilmiyorum. 4 yapraklı yoncayı sardıktan sonra olabilir. Beceriksiz de tamam ben konuşurum tavşanla. Zeki kadın cinsellikten daha fazla keyif alıyormuş. Bu bir istatistik, bu bir araştırma sonucu. Güzellik erkeği dize getirebilir ancak beyin... Güzellikten çok daha işlevsel roller üstleniyor. Özellikle yatak odasında yapılan araştırmalar kadın güzelliğinin bilinenin aksine cinsel hayatta hiç de aktif rol oynamadığını, duygusal zekanın çok daha önemli olduğunu gösteriyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan... Gerek var mı İngiltere'nin başkenti olduğunu söylemeye Londra'nın bu haberlerde?
Zeki kadınların cinsel hayatlarının diğer emcinslerine göre daha iyi olduğu belirlenmiş. Diğer emcinsleri demişler. Aptal emcinsleri demek istememişler. Diğer. Duygusal zekaya sahip kadınların duygularını ifade etmekte yetenekli olduğunu, bununla beraber partnerlerinin de ne istediğini daha iyi hissettiklerini ortaya çıkan araştırma, bu gruba giren kadınların yatak odasının çok daha renkli olduğunu gösteriyor. Araştırma 2000 ikiz kadın katılımcı üzerinde yapılmış. Bu duygusal zekanın yatak odası dahil hayatın pek çok alanında bir avantaj olduğunu. Ya tamam, güzel tabii, zeki kadın falan da sonra konuşmak falan istiyorlar ya. Bık 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 bık, konuşacak bir sürü şeyleri var. Tabii zeki kadın güzelmiş ama iyice zeki olanlar zaten benle beraber olmuyor. Öyle bir durum var. Bu arada ben size bir şey söyleyeyim, ezbere konuşuyorum ha. 2000 ikiz kadından sonra bir şey duymadım ben. Hatırlamıyorum, geri kalanını bilmiyorum ne olduğunu. Lenovo YP serisi akıllı telefonlarla Bay J devam edecek. Lenovo YP serisi akıllı telefonlarla Bay J devam ediyor. Kaşlarınızı tıraş edip üstüne yenisini çizmeyin. Bunu neden yapıyorsunuz? Bazen bakıyorum, kaşları yok olması gerekenin çok üstünde bir yere çizmiş ve ne konuşulursa konuşulsun sürekli şaşırmış. Ne söyleyeceksen söylesene kadın. Yakalaya. Merhabalar, iyi günler dinleyiciler. Adım Bay J. Uzun yıllardır son derece başarılı bir radyo programı sunuyorum. Sırrımı açıklıyorum. Her programdan önce 4 tane... Sakın yapmayın. Hiçbir zaman bilemeyeceksiniz. Hep merak edeceksiniz değil mi? Adam 4 tane şat mı yapıyor? 4 güzel kadınla beraber mi? Hiçbiri... Dün gece rüyamda Cenk Verdim'in külotlarını yıkayıp ütüleyip katladığımı gördüm ve... Açıkçası hayır yani... Yok ya, şaka. Rüyamda şey gördüm ya... Rüyamda gençlik aşkımla ben, Cenk Erdem hep beraber çıplak yataktayız. Vallahi öyle. Herkesin yüzünde şaşkın bir ifade var yani... Herkesin yüzünde şöyle bir ifade vardı. Hangisi gerizekalı beni bu rüyada bu duruma soktu? Neden buradayım? Öyle. Özellikle Cenk'in ezikleyen bakışlarını görmenizden ne haversiniz dinleyiciler? Benim adım Bayece ve sorunuz oysa evet, bu radyoda çalışıyorum. Kıskanmayın, çalışın sizin de olur. Nazar etmenin bir alemi yok. Nazar edilecek kadar şahane bir seviyeye gelmedim hayatta henüz. Bu yüzden nazar etmeyin ne olur. Ederseniz... Ve ay keşke onun gibi olsam, keşke onun elindekiler bende olsa, dua etmeyin gerçek olur, çarpılırsınız, Allah canımı almasın. Kolay değil. Kaldırabilmek lazım, kapasite lazım. Ben bir insanın kaldırabileceğinden çok fazla bir hayat yaşıyorum. Ve bu başta dışarıdan renkli gibi görünebilir ama çok yorucu ve stresli bir iş. Siz bilirsiniz. Çorba seven var mı aranızda? Ben çorbayı çok severim. Buram buram Anadolu tarhana olsun. Hazır poşet çorba olsun. Domates çorbası, kaşarlı, tavuklu şehriye çorbası, domatesli tavuklu şehriye çorbası. Hiç fark etmez. Suyla bir takım maddelerin kaynamış haline bayılıyorum ben gerçekten. Soup is good food. Soup is very good food. Bazen evde hiçbir şey yoksa su kaynatıp içine biraz tuz ve maydanoz koyup içiyorum. Sonra da oh ne güzel bir çorba diyorum. O kadar seviyorum çorbayı. Hani bazen çorbayı acayip yoğun yaparlar. Böyle pelte pelte. Bakın şimdi şaşırıp aa diyeceksiniz belki ama onu da severim ben, çorba. Çorba insanıyım ben. Bir keresinde karımın yaptığı bir çorbayı et bıçağı ve çatalla yemek zorunda kaldım. Ve buna da şaşırabilirsiniz. Arkasından karıma şey dedim. Çok güzel bir çorbaydı, eline sağlık. %87 ihtimalle kabız olacağım bu çorba yüzünden ama çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. En sevdiğin çorba hangisi Bay J diye soracak olursanız, en sevdiğim çorba clam chowder. Şişman Fransız ekmeğinin tepesini açıp içini çıkarıp ekmeğin içini kremalı yengeç ve balık çorbasıyla dolduruyorsunuz. Gigi Hadid gibi bir çorba. Evet.
Bahar gelince ben böyle olurum. Sarhoşum, sarhoşum. Aşk sarhoşu. Yani kokudan sarhoş oluyorum. Beyler biliyorum şu anda buraya gelip yanaklarımdan öpüp beni havalara falan fırlatmak istiyorsunuz. Jürgen Frügen Mas Mas Jürgen Frügen Mas Prohe Vargen Borgen Zürgen. Olur mu paşam? Hadi abiciğim. Power FM'de iş yerinde beğendiğim bir kız var. Tahmin edin kim? Evet, varlığımdan bile haberdar değil. Ama ben olaya iyi tarafından bakmaya çalışıyorum. En azından yatak odasının penceresinde merdivende elektrik idaresinden bir arkadaşımın kostümüyle yakalandığımda çalışma yapıyoruz deyince tanımıyor. Onu takip de ediyorum. Yapmayın, sapık biri olmadığımı biliyorsunuz değil mi? Bilmiyorsunuz. Anlıyorum. Her neyse. Takip ediyorum ki onu tavlamak için gerekli ipuçlarını bulup küçük numaralarla onu yakalayayım. Atabiliyor muyum? Ben çok zengin biri değilim, tamam mı? Böyle küçük numaralara ihtiyacım var. Helikopterle evinin bahçesine inip 15 karatlık elması takdim edip bana evet deme ihtimali var mı yok mu endişesi yaşamadan tekrar helikopterime binip uçamam. Evet, belki haber merkezinde çalışan arkadaşlarımdan borç alırsam kiralık helikopterle sahte zirkonyum yüzük verebilirim ama evin damı uçarsa bittim. Evet, evin damı çatısı uçtu mu ben yokum. Hapis. Kullandığım bir sürü ilacı bıraktım. Ara sıra check-up yaptırmanız gerekiyor. Özellikle vücudunuzdaki mineral ve vitaminlerin ne seviyede olduğuna baktırmanız gerekiyor. Birçok başka rahatsızlığı tetikleyebiliyor. Doktorum acayip biri. İlaca karşı ilaçların bir yerimizi onarırken başka bir yerimizi hasta ettiğini iddia ediyor. Ki ben buna katılıyorum. Çünkü babam küçükken bir yerimiz çok acıdığında acıyı hissetmeyelim diye vücudumuzun başka bir yerini cimciklerdi. Evet. Bu arada doktorum Dior derken diplomasını Timbuktu'da bir kabileden almış. Evet, zaten... zaten bahsettiğimiz diploma kunduz derisi üstüne Afrika yerel dilinde Tukata Bubu yazan bir hayvan kalıntısı. Ya diyorum ki... Hayır yani en azından hayvanın böbreğini çıkartabilirlerdi ama anladığım kadarıyla uğur mu getiriyormuş neymiş. Her neyse. Gece bir yerim ağrıdığında onu arıyorum. Alo, Bayku Bebe. Sizi uyandırdığım için özür dilerim ama vücudumun çeşitli yerlerine sık ağrılar giriyor. Ne yapabilirim? Nasıl? Daha önce verdiğiniz toz mu? Ya doktor ben onu bıraktım çünkü gün ortasında iblis görmeye başladım. Evet. Nasıl, içine ne karıştırayım? Ne karıştırayım? Dolunay sırasında yıldırım düşmüş bir incir ağacının yaprağını kurutup içine mi karıştırayım? Ya sizde hazır yok mudur bu? Nasıl? Bu kadar abuk sabuk bir malzemeyi nereden mi bulasınız? Anlıyorum, anlıyorum. Nasıl bulabilirsiniz ama 4 tane tavuk istiyorsunuz karşılığında. Evet. Doktor Kubebe. Kuş gribi var ya, marketten alsam olmuyor. Gelemez misiniz doktor? Nasıl? Artık gitmiyorsunuz evlere. Bir stajyer mi yollayacaksınız? Nasıl? Zaman zaman grip tedavisi yaparken yağmur yağmaya başlıyor ama yavaş yavaş öğreniyor. Nasıl? Ha, danslar birbirine çok benziyor. Bir haftada 5 gün gök gürültülü yağış olabiliyor. Anlıyorum. Ben gelsem, sevgiliniz mi yanınızda? Nasıl? Ve büyünün bozulmasına 2 saatiniz kaldı. Evet. Evet, anlıyorum. O zaman şöyle yapalım. Siz işinizi bitirince beni arayın. Ben idare etmeye çalışayım. Bir de ben de istiyorum o büyüden. Her neyse şu anki ne yaptıysanız. İyi geceler Kubebe doktor. Lenovo YP serisi akıllı telefonlarla Bay J devam edecek. Lenovo YP serisi akıllı telefonlarla Bay J devam ediyor. Bu sabah bir uyandım. Yanımda 200 kiloluk koltuk altı kılları olan, ayak tırnakları bakımsız, turuncu saçları olan bir kadın vardı. Polis çağırmak zorunda kaldım. Polis dedim. Godzilla saçını boyatmış, yanımda yatıyor. You're listening to Bayce. Bir keresinde de kuaförden geldiğinde şey demiştim. Saçını mı kestirdin yoksa bilirkişi bakıp fiyat verip gitti mi? On Power FM. Arkadaşlar bugün karıma hediye almak için alışverişe çıktım. Şunu belirtmek zorundayım. İç çamaşır mağazasında ne kadar sofistike, ne kadar ne yaptığını bilen entelektüel ve beyefendi gibi biri gibi görünürseniz görün, yine de satıcı kızlar size sapıkmışsınız gibi bakıyor. İsterseniz iç çamaşır fakültesinde doktora yapmış olun, hiç önemli değil. Normal bluz falan almak kadar kolay değil. Yani eşinizin bedeni nedir diyordu. Şey,
sizin gibi. İlk acayip sahne bu dedi. Kadın bana çok acayip. Oysa ki beden konusunda sıkıntısı olan erkekler için birkaç boy boy maket yapsalar en azından parmakla işaret edildi. Aha bu diye. Sonra tokat yedim çünkü bana külot bedeni de benim gibi mi diye sordu. Ben de gayri ihtiyar hiç şey dedim. Oha yok tane o kadar değil. Ay. Ay. Neyse, kızla anlaşamadık, başka bir görevli buldum. Karımla aynı ölçülerdeydi. Hemen yanına gidip sordum. Beyefendi karımla aynı ölçülerdesiniz. Ne? Ne var? En iyi hangi müzik? Power FM'de %100 canlı Bay J'yi dinliyorsunuz. Çalışma arkadaşlarımı tanıyorsunuz. Bana deseniz ki hangisi daha iyi, hangisini tercih edersin diye. Size şu kadarını söyleyeyim. Ne halleri varsa görsünler. Ben ne haber okuyabilip ne de meteorolojiden anlayan Cici Hadid'i tercih ediyorum. Şu an popüler bayanım o. Bir kitap keşfettim. Bana sorarsanız 7,5 milyar tane satacak. Erkeklerin, aldatan erkeklerin nasıl davrandığını yazıyor. Erkekler aldatırken yaptıklarını rahatlıkla ortaya çıkarabileceğiniz 100 işaret diye bir kitap. Bazı işaretler şöyle: sizi sürekli eleştiriyorsa, şakayla karışık bile olsa size bir psikoloğa gitmenizi tavsiye ediyor. Sebepsiz yere size güzel bir şey alıyor, kendine daha fazla zaman ayırmak istediğini söylüyor. Kredi kartı anlamsız sebeplerle daha fazla geliyor, yeni kıyafetler alıyor, spor yapıyor, sizinle sevişmiyor, ilişkiniz hakkında konuşmak istemiyor ve aldatma konusu açıldığında aldatmanın tanımı konusunda uzun uzun tartışıyor. Hey, asistanın tanımı da nedir bilmiyorum ama biz burada sınırı aşmamaya çalışıyoruz. Tabii sınır kelimesini biraz tartışmamız gerekiyor orada ama... Evet. Aa, bebişkolar. Ben size en bariz işareti söyleyeyim mi? Bu kitaptan bir tane alıyorsa... Evet. Yapmaması gereken şeylerin listesini bulmak için... Ben tecrübelerimle konuşuyorum. Spor salonuna gidip yeni kıyafetler alıp sizinle sevişmiyorsa gay de olabilir. Ucuz atlatmış olabilirsiniz. Evet hanımlar, yani açıkçası eşiniz size psikoloğa git diyorsa direkt avukatınıza gitmeniz gerekiyormuş. Bunu anlamış olduk. Ayrıca size sürpriz yapıp hiç beklemediğiniz bir anda güzel bir şey alırsa suratına fırlatın, tamam mı? Bir tubacıyı sevgilisinin evinin altında serenat yaparken düşünsenize. Sibel! Seni seviyorum Sibel! Bir saniye dur, tükürükleri boşaltmam gerekiyor. Ah, sevgili dinleyiciler, yine İstanbul'da olmak iğrenç bir duygu. İstanbul'un nesini seviyorsunuz bilmiyorum ama... Müzik Power FM'de Bay J canlı yayında. Tabii siz buna canlı derseniz bilmiyorum. Şehir dışına çıktığımda kendimi daha canlı hissediyorum. Antalya mesela, seviyorum ben Antalya'yı. Bana diyorlar ki Bay J, İstanbul'da bunca yıl geçirdikten sonra Antalya gibi gerizekalı teki soruyor belli ki. Bay J, İstanbul'da bunca yıl geçirdikten sonra Antalya gibi sakin ve nispeten daha az aktiviteli bir şehirde yaşayabilir misin? Hey bak, hangi şehirde olduğunuzun bir önemi yok ki. Aktiviteyi kendiniz yaratırsınız. Ay ay ay. Ama bebeğim, sen kimle dans ettiğini sanıyorsun ha? Karşında Bay J var. Her neyse, ya hayır, sanırım merkez üssü İstanbul olmalı, o şart. Ama merkez üssü hiç uğramamalıyım. Tıpkı bir gizli ajan gibi sürekli başka bir yerde, başka bir görevde. Tıpkı evliliğimde olmasını istediğim ama asla tam olarak bendeki mükemmel anlayışına uygun bir hale getiremediğim. Evet, evliliğimde hiç evde olmayacağım ama üs orası. Çalışma arkadaşlarımın kötü huylarını soruyorlar bazen bana. Mesela Cenk ve Erdem uçak seyahati yaptığımızda uçakta sesli gaz çıkartıyorlar. Öyle bir problem var. Evet. Üzgünüm. Bazen uzun süredir tanıdığınız birinin iğrenç bir alışkanlığı sizi şoka uğratabilir. Haklısınız. Ona sorsanız ben asla böyle bir şey yapmam. Diğerine sorsanız Bay J yanılıyor diyecek. Evet abi, ben hayatımda bu kadar berbat bir türbülans görmedim. Bu kadar kötü kokan türbülans. Tamam, uçak yemekleri kötü ama neden herkes tutmayı başarırken sen kendinde bağırsaklarına serbest dolaşım izni veriyorsun, değil mi? Anlatabiliyor muyum?
Ya ikisi de çok beyefendi, çok entelektüel kişiler. Sadece işte reyting meselesi yani. Kıskanıyorum herhalde, bilemiyorum. Bilemiyorum. Bazen içimde çok çok üzgün hissediyorum. Belli bir sebep olmaksızın, ama siz dışarıdan bunu göremiyorsunuz sevgili dinleyiciler. Çünkü sizin aslında dinlediğiniz orta yaşta bir erkeğin yaşam mücadelesi. Her şeye gülmeye hazırsınız. Tuvalete çıkamıyorum, kabızım dediğimde hep beraber gülüyoruz. Sıkıntıyı kim çekiyor? Benim popom. Evet. Ha, bu kadar insan eğlenecekse popomu feda etmeye hazır mıyım? Hazırım be. Her neyse, işte böyle üzgün hissettiğim zaman saklanacak bir kovuk, küçük bir mağara arıyorum kendime. Dertlerimi ve sıkıntılarımı doyasıya yaşamak için. İşte siz o barınaksınız benim için. Çok teşekkür ediyorum size. Yani aslında antidepresan da olurdu ama yani siz daha iyisiniz. Ya en azından yan etkiniz yok. Güzel. Merak etme, her şey fazlasıyla yolunda. Ben sadece, ya bir kız var da uzun süredir peşindeyim ama sanırım tipi değilim hiç. Zengin, yakışıklı, yatakta çok iyi olan radyo sunucularından hoşlanmıyor. Aptal. Hey millet, millet. Şey diyeceğim, çok iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum, istiyorum. Emrediyorum. İyi bir hafta sonu geçirin ve sizi hafta sonuna harika bir şarkıyla uğurluyorum. Bazen bu şarkıyı oğlumla 6 defa arka arkaya dinliyoruz. Gangsta Walk, Sunburn burada. Power FM'den ayrılmayın. Lenovo Vibe P serisi akıllı telefonlar Bay J'yi sundu.